sabahlar sevgili izleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz 360 ekranlarına, yeni nesil yayıncılıkta. Ben anneyimle beraberiz. Nasılsınız? Herkesin keyfi yerinde mi? Bu soruyu neden soruyorum? Çünkü alerji, hastalıklar, öksürükler, influenza, virüsler, o kadar çok hastalıkla boğuşuyoruz ki son günlerde özellikle çocuklarımızla ilgili bu konulara elimizden geldiğince yer veriyoruz. Ve annelerden fazlasıyla çocuklarda alerji ile ilgili sorular aldığımız için her zamanki çocuk alerji uzmanımız Profesör Doktor Yonca Tabak bugün bizimle beraber olacak ve sorularınızı yanıtlayacak. Alerji, özellikle reflü ve sinüzit ilişkisini konuşacağız. Alerjik çocuklarda beslenmeyle acaba önüne ne kadar geçebiliriz, geçemeyiz? Sorularınızı yanıtlayacağız. Ama reflü ve sinüzitle ilgili sorularınızı da özellikle yazarsanız çok seviniriz. Instagram hesabımızı altta gördüğünüz az önce yine postun altına, son postun altına bırakabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Ne iyi ettiniz geldiniz. İzleyiciler sizi bekliyor sabırsızlıkla. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ve çocuklarda alerji çok karışık bir konu gibi geliyor annelere, değil mi? Birbiriyle evet, çok bağlantılı. Çok boyutlu bir konu olduğu için alerji, nereye bakacaklarını şaşırıyorlar. Burnuna mı bakayım, bağırsaklarına mı, midesine mi, derisine mi? Hepsi birlikte bağlantılı, halbuki o bağlantıları kurmaya çalışarak ben anlatmaya çalışıyorum alerjiyi. Evet, evet. Bir de alerjik bünyeler acaba daha mı kolay bu gribal enfeksiyonlara yakalanıyor ya da karıştırılıyor evet, mu? Kesinlikle alerjik nezlesi olan çocuklarda ki alerji hücreleri virüs tutucu özellikte. Birinci sebep o. Yani daha kolay virüsü kapabiliyorlar ve bu çocukların alerjik nezleye bağlı burnu tıkalı olduğu için genelde bu üst solunum yolu enfeksiyonlarını normalde 10 günde atlatabilecekken bu çocuklarınki sinüzite dönerek seyrediyor. 10 günde atlatılamıyor. Sürekli bir balgam, geniz akıntısı, burun akıntısı, balgamlı öksürük. Önce sinüzite bağlı bir öksürük olarak kendini gösteriyor. Ya sabah kalkınca, gece ilk yatınca gibi. Çok üstünde durulmazsa eğer bunun ve bu izin verilirse devam etmesine, bu sefer göğüse inmeler başlıyor. Ya. Hırıltılı hastalıklar, astım atakları, nebulizatör dediğimiz buharlara ihtiyaç duyulmaya başlanıyor. Ve tabii ki bu yine eğer altta yatan, devam eden sinüzit fark edilmezse tekrarlayan bronşitlerle kendini göstermeye başlıyor. Yani çocuğum alerjik, bu bir alerji deyip bazen gözden aslında enfeksiyonlar da kaçabiliyor, değil mi? Tabii, yani enfeksiyonların varlığını fark edebilmek çok önemli. Şimdi diyelim ki bir normal nezle grip oldu. Normalde seyrini söyleyebilirim size. Hı-hı. Bunun bir akut alevli fazı oluyor. Çok öksürdüğü, çocuğun burnunun çok tıkalı olduğu vesaire. Bu bir takım ilaçlarla, soğuk algınlığı ilacı ya da burun açıcı spreylerle açılıyor. 10 günün sonunda çocuk rahatlayıp hafiflediğinde sanki geçmiş gibi kabul ediliyor. Oysa ki eğer çocukta en ufak bir tane şikayet bile kalsa, çocuğun burnu biraz dolu, hafif fırfır ve işte ağzı açık uyuyor ama çok da öksürmüyor. İlk halleri kadar kötü değil ama geçmiş de değil boyutunda, işte bu böyle aylarca sürebiliyor. Eğer o aradaki normalin dışındaki tek bir belirti bile olsa, fark edilmezse, o tabii ki sinüzit olarak devam etmiş olduğu için bunun işte üstüne her yeni gelen enfeksiyon daha da kötü bir şekilde kendini gösteriyor. Şiddetli öksürükler, gece uyutmayan öksürükler, buhar kullanımı, acile gitme vesaire şeklinde. Sonra bütün kış çocuk ayda bir ya da ayda iki veya sıklığına göre hırıltılı astım atakları yaşıyor. Evet, yani benim çocuğum bütün kış bir türlü düzelmedi diyorsak bir alerjiyi de düşüneceğiz. Evet, orada evet, kritik nokta hastaların çocuğun yazınki bir iyi hali vardır. Anneler bilir yani benim çocuğumun pırıl pırıl hali nasıl. O en iyi haline geri dönüyor mu üst solunum yolu enfeksiyonu bittiğinde 10 günde? Dönmüyorsa maksimum 15. Evet. Dönmüyorsa ve bu bir hafta çocuk iyi kalmıyorsa iki hastalık arasında, o zaman bilmeliler ki arada sinüzit devam ediyor. Sinüzit devam ederse her şey birbiriyle bağlantılı olarak önce astım atakları, sonra reflü atakları. Reflü ataklarından sonra o mide asidinin üst solunum yoluna ve akciğerlere çıkması sonucu tekrar astım ve sinüzit. Yani şu bölge birbirinin içinde bağlantılı sürekli: mide, akciğerler, burun,
boğaz, ses telleri. Evet. Peki şu reflü ile sinüzit bağlantısını bir anlatır mısınız hocam? Şimdi reflü mideyken sinüzit burun ve arka tarafı temsil ederken ben inanın bağlantıyı kuramadım. Neden birbiriyle ilişkili bu iki hastalık? Şimdi bir kere üst solunum yolu enfeksiyonlarının ikiye ayırmak lazım. Bir tane virüsle gelen normal nezle gribin yarattığı bir nezle akıntısı, geniz akıntısı, öksürük ki kendi içinde sınırlı bir süreçtir. 10 günde biter. Ama antibiyotiklik olan ve uzayan enfeksiyonlar sinüzit boyutunda artık bir virüs değil, virüsün üstüne ya da oradaki bakteriyel tablonun bozulmasıyla oluşan bakteri dediğimiz ancak antibiyotikle geçen bir mikropla oluşan enfeksiyon demektir. Hı hı. Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonlarının bu boyutunda yani uzamış ve kronik tekrarlayan boyutta işte reflü işin içine giriyor. Çünkü reflüyü açacak olursak mide başının gevşek olması hali ve bu mide içeriğinin asitli olarak üst solunum yoluna çıkması, üst solunum yoluna çıktığında da tabii ki burada bir takım hasarlar bırakması. Şimdi bazen üst solunum yoluna çıktığında bazı çocukta bu ses tellerine uğrar, ses kısıklığı, kalın ses ya da köpek havlaması öksürüğü dediğimiz kurup tablosunu yaratır. Daha sonra burnuna çıktığı zaman çocuğun orada da sinüzit yaratır. Bunu nasıl yaratıyor? Bizim burnumuzda sağlıklı ve sağlıksız bakterilerin dengede olduğu flora dediğimiz bir ortam var. Normalde bu floranın içinde hastalık yapıcı bazı mikroplar hastalık yapmayan sağlıklı flora dediğimiz bakterilerle baskılanır, hastalık yapmayacak şekilde tutulur. Ama bu sağlıklı ve dost mikroplar çok naif ve kolay hasar görebilen, ölebilen mikroplar. Ve mide asidi üst solunum yoluna çıktığı zaman bu sağlıklı, naif, kırılgan mikropları öldürdüğü için kolaylıkla onların hastalık yapıcıları baskılayıcı etkisi ortadan kalkıyor ve bizim kendi normalde boğazımızda ve burnumuzda olan bakterilerle sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonu ortaya çıkıyor. Bu artık virüs değil ve bu kendi kendine geçme olasılığı zayıf bir enfeksiyon oluyor. O yüzden bu bakteriler ancak antibiyotikle öldürülebiliyor. Ve bu sinüzit dediğimiz hadise yani mide asidi bütün üst solunum yoluna burnun en tepesine kadar aspire edilebiliyor. Ve oraları yakıyor. Yanık doku nasıl elimiz yandığında üstü sarı iltihap kaplanır kolay enfekte olursa aynı olay burun boğaz yolunda gelişiyor. Bu çocuklarda mesela tekrarlayan bademcik iltihapları, beyaz beyaz noktalar, kriptik tonsillit dediğimiz çok sık oluyor. Ve yüksek ateş 39'dan aşağı düşmüyor, 4 günde geçmiyor. Burnunda da işte sinüzit şeklinde kendini belli ediyor. Allah Allah ya hocam siz böyle anlatınca gerçekten reflü ile sinüzit ilişkisi öyle küçümsenecek bir şey değilmiş. Ve çok ilginç bu tabii reflünün yaptığı bir diğer problem de hadi diyelim ki o dönemde bakteri florası bir şekilde kendini toparladı. Düşünün ki üst solunum yolunuzdaki zar mide asidiyle zedelenmiş durumda yanık gibi kıpkırmızı. Delik deşik olduğunu düşünün. Bu bizim bağışıklığımızın en temel kalesi. Mukoza dediğimiz zar. Bu mukoza eğer zedelenirse yani ağzımızın içini saran zar gibi bütün burun yolunda var. Burası zedelendiği zaman o delik deşik aralıklardan çok daha kolay virüs de giriyor dışarıdan. Yani okul mikrobunu alma ve bunu atlatamama gibi şeyler artıyor. Peki böyle bir süreci yaşıyor çocuk. Hemen sorularınıza geçeceğim sevgili izleyiciler. Çok sorumuz var. Büyüdükçe geçer mi sorusunu sorayım. Yani hani çocuktur. Bütün annelerin düşüncesi, merak ettiği şey bu. Bunlardan ne zaman kurtulacağız? Sinüziti var, reflüsü var. Geçer mi? Önce iyi haberi verirsem. Çocuklar büyüyen bir organizma olduğu için olgunlaşma sürecindedir. Ve tabii ki 0 yaştaki 1 yaşına benzemez. 1 yaştaki 18 yaşına benzemez. Sürekli daha olgun
olgunlaşır. Bu olgunlaşma sürecinde tabii ki akciğerde olgunlaşır, burun delikleri genişler, mide daha sıkı olmaya başlar ve süreç daha iyiye gider. Ama tabii ki biz iyiye gidecek diye beklememeliyiz. Çünkü gitmeyenler de var. Neler gitmiyor? Mesela eğer bu işin altında bir alerji yatıyorsa, çocuk diyelim ki doğduğunda fışkırır tarzda kusmaları var. İlk 6 ay, 7 ay sonra bu kusmalar geçti ve çocuğu iyileşti zannediyor aileler. O dönemde eğer bu kusmaların alerji kaynaklı olabileceği düşünülüp de teşhis edilmezse, o zaman alerjik gıda çocuk büyüdükçe tüketilmeye devam ettiği için çocukta sessiz reflü dediğimiz hiç farkına varılmayan bir olay gelişiyor. Hafif bir iştahsızlık ya da yemek seçme denilebiliyor. Ağız kokusu, diş gıcırdatma, gece ağız şapırdatma, yutkunma, kuru kuru yutkunma gibi diş gıcırdatma ve tabii bu olayda bazı boyutlarda çocuk kendini kusturabilecek kadar midesi ağzında şeklinde bir tabloya girebiliyor. Ama yine bile hani bu kadar kusuyor, iştahsız, çoğu zaman insanların aklına reflü gelmiyor. Ne zaman ki 3 yaşına geliyor çocuk, okul ortamına giriyor, yemesi bozuluyor. Çünkü 3 yaşına kadar mükemmel bakılıyor sebze çorbalarıyla. Tabii. 3 yaşında evet. Çikolatalar, abur cuburlar, arkadaşını görüyor vesaire ve reflü artıyor. Bunun sonucu da genelde üst solunum yolu enfeksiyonlarının böyle alevli seyretmesiyle oluyor. Karşımıza evet. geliyor. Evet. Şimdi sorularınıza geçeceğim sevgili izleyiciler. Ben önce bütün bu konuştuğumuz konuları bulabileceğiniz bu kitabı göstereyim sizlere. Çocuklar ve Alerji. Tamamen tıp kitabı. Hocamızın tabiriyle. Çünkü hani içinde şöyle besleyin, bu gıdayı verin, şu otu verin şeklinde bilgiler yok. Bu hastalıkların nasıl ilerlediğini, seyrini anlatan, evet. nasıl tedavi edebileceğimizi anlatan bir kitap. Her yerde bulabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok muzdarip anne var çocuğun alerjisiyle evet. ilgili. Şimdi sorulara geçeceğiz. Sorular tabii hocam öyle reflüyle, sinüzitle ilgili değil sadece. Olsun. Bir alerji uzmanını yakalamışken akılda kalan ne varsa sorulmuş. Hemen başlayayım en baştan. 15 aylık izleyicisi çocuğu var Tuğba Hanım'ın. Alerjik bir çocuk çok sık bronşiyolit oluyor. Bronşiyoliti çok söylemez anneler. Hemen bronşit diyiverirler değil mi? Evet. Doğru söylüyor şimdi. Doktorlar alerjisiyle alakalı olduğunu söylediler. Bronşiyolit olmaması için ne yapılabilir? İşte alerji demek ki bronşiyolit de yapıyor. Aslında orada bir yanlış tabir var. Bronşiyolit genelde ilk bir yaş içindeki bir iki tane virüs kaynaklı bronş iltihabi durumuna söylenen bir evet. tanımdır. Evet. Bronşiyolit yani kendi içinde sınırlı bir enfeksiyon aslında adı üstünde itle bitenler enfeksiyon oluyor. Ama bu eğer tekrarlıyorsa artık o bronşiyolit değil. O ya astım bronşit diye tabir edilen ya da biraz daha böyle halkın arasında yumuşatılmış hali alerjik bronşit denilen tekrarlayan bir bronşit tablosu. Orada kritik nokta tekrarlayan olması. Evet, alerjisi olduğu için oluyor demiş evet. doktoru. Şimdi tekrarlayan bronşitlerde bir şekilde spazm gelişiyor bronşlarda. Yani bu spazm hırıltı şeklinde gece sabaha karşı uyutmayan öksürük şeklinde kendini gösteriyor. O hırıltılı tabloda tabii çocuğun nefesi daralıyor. Bu nefes darlığını açmak için nefes açıcı buhar tedavileri veriliyor ve bu nefes açıcı buhar tedavileri o hastalığı baskılıyor ama daha sonra bunun tekrarlayabileceği hesaba katılmadan ya da katılsa da arada bir tedavi verilmeden çocuk tedavisiz bırakılıyor. Sonra bir ay sonra bir daha bronşiyolit ya da bronşit geliyor. Şimdi burada bu tekrarlayan sürecin altında yatan o hassas hava yolunu tedavi etmek gerekiyor. Bir kere önemli nokta o. Eğer bir bronşit ata yılda iki kereden fazla tekrarlıyorsa bir çocukta o artık çocuk astımı kabul edilir. Çocuk astımında kronik bir süreç vardır. Yani reaktif hava yolu dediğimiz size demin anlattığım o yanık gibi doku bütün bronş dokusunu kapladığı için bu hassas hava yolunun üstüne gerek virüs gerekse reflü tetiklenmesi geldiğinde spazm haline giriyor. Ve sonra tedaviyle veya kendiliğinden gevşiyor. Bir ay sonra bir daha geliyor. İşte birincisi bu aradaki hava yolundaki hassasiyeti düzenli bir ailelerin de biraz korktuğu kortizon adından korkuyorlar ama mikrogram dozunda kana karışmayan
ve yan etki yapmayan ilaçlarla biz bu çocuğu ataksız tutmak zorundayız bir kere. Birinci tedavi o. Sonra da bunun altında yatan alerjiye eğilip testlerini mutlaka yapılması gerekiyor. O testlerin sonucuna göre alınabilecek önlemler gıdada ve evde tespit edilmeli. Aynı zamanda bu tekrarlayan bronşit atakları reflü ile birlikte seyredeceğinden %90 bağlantılı astım atakları ve reflü çocuklarda %80-90 birlikte oluyor. Aynı anda reflü tedavisinin de yapılması gerekiyor ki beslenme düzelmesi de bu sayede ilaç da kesilebilsin. O kortizonlu ilacı kesmenin yolu tetikleyicileri ortadan kaldırmak. Yani reflü kontrolü, yanlış beslenme, evdeki bir takım tetikleyiciler, bunları yok ettiğimizde hastalık kendiliğinden iyiliğe girdiğinde kortizonlu spreyleri kesiyoruz. Evet, şimdi devam edelim yine sorularınıza sevgili izleyiciler. Siz gönderin, reflü demişken yine reflü ile ilgili bir soru var. Önlemek için reflüyü çocuklarda en son kaçta beslenmesi gerekir diyor izleyicimiz. Yani önlemeye yardımcı olur mu evet, beslenmenin çok, çok. Şekli? Çünkü en büyük yapılan yanlışlardan çocuğu besleyip yatırmak. Evet. Reflülü çocukların aslında bütün çocuk popülasyonu içinde geçerli bu. Yatmadan yani uykuya dalma değil yatış pozisyonuna geçmeden 2 saat 3 saat önce yemeği bırakması gerekiyor. Bu eğer çok kapsamlı yağlı ve ağır bir yemek yemişse 3 saat. Bazen 3 saatte bile hazmedemeyebilir çocuk ama minimum 2 saat çocuklarda. Arada su içebilir ve bu çocukların biraz dik yatırılması yani yatak başının biraz yüksek tutulması, ince bir bebek reflü yastığından yardım alma çok işi rahatlatacaktır. Evet, burada aslında tüm reflüsü olan çocukların annelerine de bilgi vermiş olduk. Mesela izleyicimiz çocuğumun alerji testleri negatif ama tablo anlattığınız gibi bütün kış çocuğum hasta diyor. Astım ilaçları kullanıyoruz. Abisi de alerjik. Nasıl bir yol izlemeliyiz demiş. İzleyicimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Aslında şu anda da hep nasıl bir yol bunları izleyeceğimizi konuşuyoruz. Anlatıyoruz. Evet. 6 aylık oğlu var Dilara Hanım'ın. Yaklaşık 3 ay önce çoklu besin alerjisi teşhisi konmuş. İkinci rota aşısını yaptırmadık. İleride astıma çevirebilir dediler. Bunu önlemek için ne yapabilirim demiş. Şimdi alerjiler bir kere ilerleyen yani kar topu gibi büyüyen bir süreç. Onu hesaba katmamız lazım ve şekil değiştiriyor. Çoklu gıda alerjisi çok sık görülmeye başlandı son yıllarda bu alerjideki artış nedeniyle. Bu gıda alerjisi süt, yumurta, tahıl, balık ve kuru yemişler grubu %90 oluşturuyor bu gıdaların yaptığı reaksiyonlar. Bunların tabii ki hangisinin var olduğuna göre bu gıdaların diyetten çıkarılması ve çocuğun takipte kalması gerekiyor. Ancak 3 yaşında asıl kritik nokta bu alerjilerin üzerine ev tozu alerjisi ekleniyor. 3 yaşla ergenliğe kadar ki olan süreçte daha çok ev içindeki alerjenler ön plana geçiyor. Daha sonra da ergenlikte bunun üstüne bir de polen alerjisi ekleniyor. Bu süreçte çocuk bir bakmış ki gıda alerjileri kısmen biraz geçse de 6 yaşına doğru hiçbir zaman %100 kayboldu diyemeyiz. Daha sonra üstüne ev tozu alerjisi solumaya bağlı alerjik rinit ve astım geliyor. Onun üstüne de saman nezlesi dediğimiz bu polen alerjileri ekleniyor. Yani tablo değişebiliyor. Alerjik bir çocuk sürekli takipte kalmak zorunda. Bu gidişatın gidişini değiştirebilecek tek şey dil altı aşı tedavisi ya da aşı tedavisi diyelim. Yani immünoterapi dediğimiz olay alerjinin tek kökten çözümüdür aslında. Ancak bununla ilgili 2 tane uygulama yöntemi var. İğne aşı ve dil altı aşı. İğne aşıdaki bir takım alerjik yan etkiler sebebiyle çok fazla artık dünyada tercih edilmeyen bir yöntem. Yani doktor kontrolünde gözlem altında yapılması lazım. Ve çocuklar iğneden hoşlanmadığı için de terk edilmeye giden bir yöntem. O yüzden dil altı aşılar gündemde. Şu anda dünyadaki alerji tedavilerinin, aşı tedavilerinin %60'ını dil altı tablet aşılar oluşturmakta. Bununla da ilgili Türkiye'de var, daha doğrusu hani ev tozu ile ilgili çok da merak edilen bir konu. Dil altından damla şeklinde biz ev tozu aşısını uyguluyorduk. Kökten çözüm için çok çünkü ailelerin de merak ettiği bir konu. 2 yıl önce tablete geçiş aşamasında ruhsatlandırma nedeniyle şu anda beklemede tablet ev tozu aşıları ve pek çok aşı tedavisi yarım kaldı. Aynı aşının
polen alerjisi olanını kullanıyoruz aslında. O devam ediyor ama ev tozuyla ilgili bir sekte var şu anda. İşe yarıyor mu hocam bu aşılar? Çok. Yani gerçekten bu alerji hayatı çok zorlaştırıyor. Hem anne i̇şte için tek hem çözüm. Için. O yani zaman... kökten tek çözüm. Çünkü alerjiyi durdurabilecek, yani ev tozu varken polenin çıkmasını durdurabilecek tek yöntem dünyada immünoterapi, aşı tedavisi. Yoksa ilerliyor. Yani bizim bütün anlattığımız reflü, ilaçlar vesaire hepsi arkadan kontrol edici. Evet. Ama işin kökünü çözücü tek tedavi aşı tedavisi. Burada da zaten mesela çocuk alerjik nezle boyutundayken eğer aşı tedavisi uygulanırsa astıma dönüşü de engelliyor. İnşallah en kısa sürede ev tozu ile ilgili de güzel haber alırız ve uygulamaya başlarız tekrar. İnşallah. Özlem Hanım mesela aşı oluyormuş çocuğu. Şimdi bir ayı geçkin öksürük var çocuğumda diyor. Antibiyotik şuruplardan iğneye geçmişler. Kulak burun boğaz uzmanı sinüzit demiş. Sinüzit alerji demiş. Hala evet. Geçmedi. Şu anda çatallı öksürüyor. Yine geçmedi. Azalma oldu. Artık nereden geldiğini anlayamıyoruz diyor. Her hafta alerji aşısı oluyoruz. Teşekkür etmiş. İşte böyle bir kısır döngüye girmiş gibi izleyicimiz. Evet. Orada kritik nokta çatallı ses. Bu çok önemli. Bir çocuğun sesi çatallı çıkıyorsa o tabiri anca ses kısıklığına kullanır aileler. Ses kısıklığının bu tabloda bağlantılı olabileceği tek şey reflüdür. Yani çocuk aşı tedavisi alıyorsa iğne şeklinde belli ki bronşitlerimiz de var. Öyle dedi galiba, öyle hatırlıyorum. Tekrarlayan astım ataklarının veya alerjik tablonun çok yakın bağlantılı olduğu şey reflü olduğu için bu kısır döngüde eğer o çatallı sesi reflüye bağlamazlarsa, reflü tedavisini ve reflü beslenmesini uygulamazlarsa sinüzit geçmez. 10 tane de antibiyotik kullansa orası sürekli mide asidiyle yanmaya devam ettiği müddetçe birini bitirirsiniz biri başlar. Yani o süreçte bu mide asidinin buruna çıkmasının engellenmesi gerekiyor. Peki şimdi tabii sinüzit gibi, bronşiolit gibi hastalıklarda hep kulak burun boğaz uzmanı halkına geliyor annelerin. Siz şimdi reflü bağlantısını anlattınız. Bu durumda reflü aklına geliyor annenin. Bunun için ne yapması lazım? Kime başvurması lazım? KBB doktoru der mi? Reflüyü de düşünelim der mi? KBB doktoru bazen eğer boğaza kadar çıkan bir reflüyse ve bunu orada görebiliyorsa, bazen asidin çıktığı görülebiliyor ya da dokulardan şüphe etmişse tabii ki teşhis edebilir. Ama genelde çocuklarda teşhis öyküyle konur. Reflü teşhisinde bu anlattığım ses kısıklığı, işte kendini kusturabilme, mide bulantısı, ağız kokusu, diş gıcırdatma, ağız şapırdatma gibi belirtilerden yola çıkarak çocuklarda klinik teşhis konur. Tedavi verilir, alınan yanıta göre de teşhis netleşir. Yani çocuklarda reflünün endoskopi ile teşhisi diye bir şey yok. Endoskopi ile teşhis edilemeyen reflüler var. Dolayısıyla endoskopi bir kısmını görebiliyor. Eğer midesi gevşekse görebiliyor. Ya da midede özofagus dediğimiz yutma borusunda asit varsa görebiliyor. Ya aside bağlı yanık varsa görebiliyor. Veya bunun 24 saatlik pH monitorizasyonu denilen bir yöntemi var. Çocuğu yatırarak bir prop salınıyor mideye ve oradan asit kaçağı araştırılıyor. Ama bu da çok zor bir süreç olduğu için şu andaki yaklaşım çocuklarda çocuktaki bulgulardan şüpheye bağlı reflü teşhisine gidip reflü tedavisi verip alınan yanıta göre teşhisi netleştirmektir. O yüzden biz dahili uzmanların öncelikle bu işe bakması gerekiyor. Evet, dahili uzmanlar içinde de çocuk sağlığı hastalıkları ilk teşhisi tabii ki yapabilir. Bu bulguları görüp de çocukta teşhisi koyabilir. Ama o noktada da yine en sık bunun sebebi gıda alerjileri olduğu için ve bu alerjilerin ileride astımla seyretmesi, astımın da reflüyü kötüleştirmesi bağlantısı söz konusu olduğu için bütün bunlara bakan, yani akciğerin alerjisine de bakan, midenin alerjisine de bakan, burnun alerjisine de bakan çocuk alerji immünoloji uzmanlarının devreye girmesi gerekiyor. Evet, evet. Yani ben falan diyeceksiniz. Neredeyse, evet. Evet, öyle. Şimdi bazen böyle bir anda muzurluklar geliyor aklıma böyle konuşurken. Sorular gerçekten çok güzel. Mesela bir izleyicimiz diyor ki 3 aylık bebeğimin reflüsü var.
hani bildiğimiz adını söylemeyeceğim bir şurup var, içiyorsunuz. Böyle bir rahatlatıyor hocam, hani böyle koyu bir şurup, onu kullanıyormuş 1,5 aydır. Sürekli yüzüstü ve eğimli yatırıyoruz ama devam ediyor diyor. Yatırmadan 2 saat önce besleme yöntemi uygulamam gerekir mi? Yani beslememe. Neler yapmalıyım? Teşekkür ederim diyor. 3 aylık bebeğin reflüsü tabii biraz daha zorlayıcı oluyor. 3 aylık tabii bebek dediğiniz zaman gece beslenmemesi biraz zor. Halbuki yiyip yatırma en büyük düşmanı. O yüzden gece anne sütü almak zorunda kalacaktır ama burada yüzüstü yatırma pek önerilmiyor. Midenin üstüne yatırma önerilmiyor. Yan yatırma veya sırt üstü yatırma ve eğimli yatırma öneriliyor. Yüzüstü yattığında mideye basınç uygulandığı için. O yüzden orada bir pozisyon değişikliği önerilebilir. En kısa sürede tabii ki çocuk ne zaman gece beslenemez ya da beslenmemesi mümkün derseniz, eğer doğum kilosunun 2 katına çıkmışsa ve çocuk doktoru da eğer çocuğun aç kalma süresi konusunda onay verirse 8-9 aydan sonra 1 yaşına doğru çocuğu gece mümkün olan en uzun süre beslemeden bırakma yöntemi denenebilir. Bu da tabii ki 8-10 saati geçmemeli çok da fazla. Çocuğu çok da aç bırakmak doğru değil. Acıktığında tabii ki beslemek gerekiyor. Yani burada tabii ki yani benim söylediğim üzerinden çocuğu aç bırakmaya da yedirmeme yöntemine gitme kesinlikle yapılmasın. Mutlaka herkesin bir çocuk doktoru bağlantıda olduğu olmalı. O hastayı en iyi bilen. Tabii. Ama temel olarak, kural olarak tabii ki gece beslenmesinin olabilecek en kısa sürede kesilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi Senem Hanım'ın sorusundan yola çıkarak soracağım. Alerjiyi kanda arama kaç aydan itibaren doğru sonuç veriyor demiş. Bazen çocuğumuzun alerjik olduğunu gözlemler kendi kendimize. Hani deriz ya, anne olunca bir de doktor oluruz biz üstüne. Kendi kendimize teşhis koyarız ama bütün testler yapılır, çocuk alerjik çıkmaz. Evet. Yani bunun bir acaba doğru zamanı mı var? İzleyicimiz de diyor, ne zaman kanda görebiliyoruz alerji testini? Her zaman görebiliriz. Öyle mi? Yani yanıltıcı olduğu olmaz mı hiç? Negatifliği yanıltıcı olabilir. Çocukta alerji testleri negatif çıktı diye çocukta alerji yoktur diyemiyoruz. Burada klinik olarak çocuktaki reaksiyonları test edip görmek lazım. Biraz aile burada yazarak çocuğun yediklerini ve bulguları neyi takip etmesi gerektiğini bilerek hareket etmek zorunda. Mesela sadece eğer egzamaya odaklanıp egzama ararsanız kaçırırsınız. Oysa ki gıda alerjisinin aynı çocukta reflüye ait bulgularını da hesaba kattığınızda, çocukta işte iştahsızlığın başlaması, meme redde olması, gece kolik şeklinde ağrıların gündeme gelmesi gibi şeyleri de göz önünde bulundurursanız, o zaman o gıdanın dokunup dokunmadığını daha iyi anlayabilirsiniz. Yani hem cilt reaksiyonları, ki herkes onu daha iyi biliyor, hem de sindirim sisteminin reaksiyonları takip edilmeli. Evet. Gıda şimdi, alerjisinin tespitinde diyelim. Evet. Kerem Bey diyor ki izliyormuş bizi, teşekkür ederiz. Oğlumun reflü olduğunu anladım hocamızı izledikten sonra diyor. Reflü çocuğun fiziki gelişimini etkiler mi? Alerji de aynı. Alerji için de sorayım. Gelişimini, boyunu, kilosunu. Reflü tabii gıda, beslenmeyle ilgili olduğu için. Şimdi daha çok. Şöyle pek çok çocuk iştahsız yemek seçiyor diye kabul ediliyor. Veya işte ona göre aile kendini ayarlamış. Pütürlü vermiyor. İşte sevdiği yemeği veriyor vesaire. Çocuk bir süre sonra hamurla, etle beslenir hale geliyor. Sebze, meyve ve ıslak yemekleri reddetme gündeme geliyor. Ve tabii ki az yeme, çabuk doyma. Şimdi çocuk az yiyip çabuk doyarsa, hiç anne acıktım demezse, bu zaman, o zaman ne oluyor? Beslenmesi geri kalmış oluyor. Beslenme geri kalınca bu sefer büyüme gelişme etkileniyor. Bu tabii ki hani çocuğun fiziksel şartlarından bahis buysa, büyüme gelişme kesinlikle etkilenir. Ama bir de tabii ki bu mide asidinin üst solunum yoluna çıkması sonucu eğer geniz eti büyümüşse çocukta, o da yüzde değişiklikler fiziksel olarak yapabiliyor. Ön çene biraz öne doğru çıkıyor. Ağız açık durmaya başlıyor çocuk. Bu tip şeyler de geniz eti büyümesine bağlı görülebilir reflü sonucu. Evet. Esra Hanım'ın sorusuyla devam ediyorum. 6 aylık kızım da alerji çıktı diyor. Tip 3. Alerji çıktı. Gluten, maya, yumurta, süt ürünlerinde intolerans çıktı. Emziriyorum ben. Kızım bu yiyecekleri ne zamana kadar yiyemeyecek? Bu alerji geçici midir
İşte hani dedik ya, büyüdükçe kurtulabiliyor muyuz acaba biz bu çocukluk çağı hastalıklarından, alerji, sinüzit, bronşit gibi? Büyüdükçe çok daha iyiye gittiği kesin ama burada biraz hani teşhiste intolerans mı alerji mi tam net verilmemiş. İntolerans ayrı bir şey, alerji ayrı bir şey. İntolerans nedir? Bir de onun alt boyutları var tabii. Hangi enzim eksikliği var? Neyi hazmedemiyor? Bunların teşhisine gitmek ve eğer sorumlu gıdayı tam teşhis edebilmişsek, o eğer diyetten çıkarılırsa klinik olarak çok büyük bir iyilik görülür. Hı hı. Ama alerjilerin %100 geçer mi boyutunda, eğer bir inek sütü alerjisi ya da yumurta alerjisi varsa şöyle veriler var. Literatürde 5-6 yaşına geldiğinde yaklaşık %50-60'ı geçebiliyor. O da hani neyi takip ettiğinizle alakalı. Mesela cilt bulgularına odaklanırsanız evet geçebilir egzama boyutunda ya da anafilaksi, anjiyödem. Ama eğer sindirim sistemini tutan bir uzun etkili bir alerji süreci söz konusuysa onun geçmesi biraz daha zor diyebilirim. Yani çocuktan çocuğa da değişen bir şekilde gözlemek, takip altında tutmak, neyi tolere ettiğini zaman içinde anlamak ve ona göre diyeti açmak gerekiyor. Evet. Şimdi sorular, inanın görseniz o kadar uzun ki, hani o en başından sonuna hikaye kadar uzun. Hikaye, evet. Tabii. Sizin için bunlar çok önemli aslında ama tabii muayenehanede, yani hastayı görürken. Tabii bir saat sürüyor bizim tabii. Yeni hastanın anamnezini almamız bir saat sürüyor. Evet, anlatmak evet. O kadar uzun çünkü hikaye doğduğundan 15 günlükken başlıyor gıda alerjisiyle. Sonra o eklendi, bu eklendi, evet. Hep bu şekilde. Şimdi sorular da o yüzden çok uzun. Onun için ne olur kusura bakmayın, hani uzun uzun o böyle detaylı ilaçlar, şöyle oldu, iki ay önce böyle, onları çok okuyamıyorum ama hocamıza tabii yönlendireceğim inşallah, o da size cevaplar. 31 aylık oğluna 1 yaşındayken alerjik astım teşhisi konmuş izleyicimizin. Şu an 31 aylık olmuş, bronşite dönmüş. Doktorumuzun verdiği antibiyotiği 5 gün kullandık. Günde 4 defa bir sprey var, onu veriyormuş. Hı. Böyle açıcı. Hı hı. Bronşitimizin 3. günü ateşlenmeye başladığımızda derisinde, ellerinde, kollarında mavi mor dalgalanmalar oldu. Sebebi ateş mi yoksa bronşit mi? Örnek bir soru olabilir diye de sormak istedim. Şimdi bir kere tekrarlayan bir bronşit hadisesi var ki alerjik bronşit teşhisi gelmiş 1 yaşında ve anladığım kadarıyla şu anda akut bir alevlenme yaşıyorlar. Çünkü o 4 kere kullanılan spreyi başlamışlar. Burada tabii ki bronşitten sonra ateşin çıkmasına bir kere odaklanmak lazım. Eğer çocuk önce bronşiti geçiriyorsa demek ki enfeksiyon, yani ateşli enfeksiyon ondan sonra gelmiş. Yani bir enfeksiyonun tetiklediği tablodan ziyade önce bronşit başlamış. Bronşit tablosunun, yani astım tablosunun mide başını gevşetici etkisiyle reflünün olduğunu söylemiştik. İşte bu noktada eğer nefes açıcı spreyi nasıl anlatmışım, hemen anlamışsınız ilacı. Kullandığı zaman bir de onun mideyi gevşetici etkisi olayın üstüne eklendiğinde işte o atak sırasında reflü başlıyor ve bu reflüye bağlı ateş çıkmaya başlıyor. Yani mide asidi yukarı çıktığı zaman önce bronşit, nefes açıcılar ve bronşitin kendi etkisiyle reflü başlıyor. Reflü başlayınca mide asidi boğazı yaktığı için ateş ve onun yarattığı enfeksiyonla şu anda mücadele ediyorlar. Dalgalanma ateş yüzünden olur. Mor dalgalanma. Evet. Bronşit yüzünden olmaz. Evet, şimdi çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sorumuz var. Dediğim gibi uzun soruları çok okuyamıyorum. Alerjik bronşite olan çocuğu yüzme etkiler mi, kötüleştirir mi diyerek son soruyu sorayım. Kesinlikle etkiler. Yüzme sporu İyi tabii ki yani? Akciğerleri açan bir spor. Hı-hı. Ama nerede yapıldığı çok önemli. Eğer siz bunu klorla temizlenmiş bir havuzda yapıyorsanız, hı-hı, klorun kokusu bir kere astım tetikleyici olarak rol oynar. İkinci bir neden, eğer ortam küflü ve rutubetliyse ki havuzda yapılıyorsa bu genelde, hı-hı, bir rutubet ortamı söz konusu. Bu da astıma yaramaz. Ve üçüncü bir noktada eğer çocuğun saçları ıslak kalır ve iyi kurutulmazsa bir üşütme tabii ki olabilir. Bu üşütme üzerine de sinüzit gelebilir. Sinüziti olan çocuklarda çok fazla saçların ıslak kalması önerilmez. Bir diğer problem de klorlu
suyu yutarsa eğer çocuk, bu da bağırsak florasını bozacağı için bağışıklığını zayıflatabilir. Yani şimdi ozonla temizlenmiş havuzlar öneriliyor ama o da %100 çözüm değil bence. Tabii ki nispeten daha iyi ama iyi havalandırılmış, rutubetin olmadığı, ozonla temizlenmiş, çocuğun saçının iyi kurutulduğu ve çocuğun su yutmamasının sağlandığı bir ortam söz konusu olursa yüzme sporu yapılabilir. Evet, son bir soru sorayım mı vaktimiz varsa? Sevgili yönetmenimiz maalesef yokmuş. Çok teşekkür ediyoruz sorular için sevgili izleyicilerimiz. Ben şu kitabınızı bir kez daha göstereyim. Profesör Doktor Yonca Tabak çocuk alerji uzmanı, Çocuklar ve Alerji adında güzel bir kitabı var. Bu kitaptan da tüm bilgileri alabilirsiniz. Hocam şimdi bu, çok şey bir mevsimdeyiz. Kışın ortasındayız. Alerjik bir dönem değil aslında galiba, değil mi? Polenlerin ortaya çıktı. Nisan ayları daha fena. Kış boyu devam eden alerjiler var. Aslında hepsinin zarif olduğu şey bu ev tozu alerjileri. O kış boyu, kışında var. Polen alerjileri, saman nezlesi baharda geliyor. O daha ergenliğe doğru olan çocukların sorunu ve de erişkinlerin. Şu anda kışın sorun alerjik olarak ev tozu boyutunda devam ediyor. Evet, o yüzden birkaç tavsiye verecek olursanız çocukları kapalı ortamlardan daha mı uzak tutalım? Mesela bu AVM'lerin oyun parkları bana hep daha tehlikeli gelmiştir. AVM'ler çok tehlikeli. Birincisi bu tabii ki oyun havuzlarındaki virüsler, mikroplar o toplarla çocuklara bulaşıyor. Hele alerjikse. Bütün sorun virüs değil tabii ki ama aynı zamanda tabii ki bu bir tetikleyici. İkinci en önemli nokta özellikle sömestirde çocuklar tatil diye beslenme biraz gevşiyor. Gevşemeden kasıt bu fast food yiyecekler. Çocuklara ödül çikolatalar, kakaolar. Benim en önemli iki önerim var hastalara. Bir, kakaodan uzak dursunlar. Direkt reflü tetikleyici, alerjik olmayan çocuklarda bile bunu yapabiliyor. Yiyip yatırmasınlar çocukları geç saatte. Evet, en ve virüslerden tabii bu kalabalık alanlardan biraz uzak durun. Evet, çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Evet, ben anneyimi bugün de bitirdik. Profesör Doktor Yonca Tabak sorularınızı yanıtladı. Vaktimiz yettiğince yarın yeniden burada olacağız. Hoşçakalın.